Meclis Genel Kurulu bilgi çarpıtmanın engellenmesine ilişkin kanun teklifi görüşmelerine devam ediyor. Teklifin 15. maddesinden itibaren başlayan görüşmelerde müzakerelerin ardından bir madde daha kabul edildi. Kabul edilen maddeyle basın kartını iptal etme koşulları belirlendi. Kart sahibinin kanunda belirtilen niteliklere sahip olmadığı ve bu nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması halinde basın kartı iletişim başkanlığınca iptal edilecek. İptal kararı basın kartı sahibinin basın ahlak esaslarına aykırı davranışlarda bulunması halinde de verilebilecek. Genel kurulda teklif görüşmeleri sırasında polis şiddeti tartışması da yaşandı. HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, HDP'nin Hakkari'de polis müdahalesiyle karşılaştığı Öcalan'a özgürlük yürüyüşüyle ilgili konuştu. Oluç, HDP Iğdır Milletvekili Habib Eksik'in polisin müdahalesi sonucu yaralandığını iddia ederek meclis başkanlığının bu olayı kınamadığını söyledi. CHP'de PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye destek çıktı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, polisin şiddet uyguladığına yönelik propaganda yaptı. Bir milletvekiline polis tarafından yapılan şiddeti kabul etmediklerini de söyleyen CHP'li Altay, HDP'nin Öcalan'a özgürlük yürüyüşüne ise tepki göstermedi.